Evet arkadaşlar, şimdi Manavgat'a doğru ilerliyoruz. Manavgat'ta hani birkaç gün kalabilirim. Tam bilemiyorum, bakacağım yani. Şartlarına bağlı, yer güzel mi? Tam bilemediğim için şey söyleyemiyorum şimdi. Ama amacım buradan benim işte Fethiye'ye kadar gitmek. Fethiye, belki daha Marmaris'e burada geçebilirim. Oradan da İstanbul'a doğru uzanacağım. Manavgat Belediyesi'nin kamp yeri var. Sorgun tarafında. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, muhtemelen şu sağdaki yer. Dümdüz ilerleyin. Ardından hedefinize ulaşacaksınız. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu anda Manavgat Belediyesi karavan ve kamp alanındayız. Burada hem çadırlar hem de karavanlar kalabiliyor. Bakın şu anda karavan kısmındayım. 5 no'lu parkura park ettim. Pardon, 6.70'im. Burası hemen böyle bu Manavgat Nehri'nin kenarında bir alan. Şöyle bir bakalım. Evet, bakın. Manavgat'ın denize döküldüğü yere çok yakınız. Burası da böyle bir yer. Şimdi ben niye buraya geldim? Burası geceli 183 lira tek kişi. Tabi normalde tek kişi olduğum için 183 lira ödedim. İki kişi olsaydım 400 lira yakın bir para ödeyecektim. 366 lira. Niye geldim? Bir kere burada duş olanağı çok güzel. Sıcak sulu duş var. Çamaşır yıkamam gerekiyordu. Çamaşırlarımı makineye attım. Bu işi halletmem lazım. Yoksa Antalya'da bir çamaşırhane bulacaktım. Oraya verecektim 80-100 lira. O yüzden hani gelmişken hem burayı görmek, denemek, deneyimlemek, gördüklerimi sizinle paylaşabilmek, hem de işte ihtiyaçlarımı gidermek, duş, çamaşır gibi. Buraya geldim. Bu gece burada kalacağım. Aynı zamanda aküyü de şarj ediyorum. Hava yağmurlu bugün. Dün de hani biraz kapalı gibiydi. Hani aküyü biraz fulleyip. Bakın şimdi ortak kullanım alanına doğru gidiyorum. Kamp alanının böyle bir ortak kullanım alanı var. Orayı göstereyim. Çok beğendim. Çok temiz, çok düzenli bir tesis. Bakın burası karavanların kirli su boşaltma yeri. Buradan boşaltıyorlar karavanlar. Bakın tuvaletleri burada. Çok temiz. Lavabolar böyle. Bakın kağıtları var. Tuvaletler böyle, kağıtları var. Temiz, gayet bakımlı. Bakın bu kısımda duşlar. Gayet bakımlı ve temiz duşları var. Sıcak su akıyor. Bakın burası çamaşırhane. Çamaşırlarımı attım. 6-8 dakika sonra onu bekliyorum. Umarım görmüyordum.
Burası da mutfak. Mutfakta buzdolapları var. Öyle. Ocaklar var. Dolabılar var. Değişik bir kalıcım. Gayet temiz ve bakımlı. Güzel bir tesis. Hani böyle bir okuma salonu yapmışlar ama açık değil herhalde. Kapalı burası. Mevsim bir şey olduğu için. Evet, buradan da şöyle bir manzaraya bir daha bakalım. Bakın, burası da manavda. Şurada muhtemelen çiftlik balıkçılığı yapılıyor, tatlı su. Evet, burası böyle bir tesis. Bakın gayet temiz, bakımlı, her yer çim. Şu anda otel kısmında depremzedeler kalıyormuş. Ama ayın 15'inde, 15 Mart sanırım. Bir turizm sezonu açılacağı için onlar çıkacaklar artık. Nereye gidecekler ben de tam bilmiyorum. Başka bir yer mi ayrılacak, başka yurtlara vesaire, kredi yurtlar. Ne bilemiyorum. Şimdi şöyle bir tesisi gezelim, bakalım başka neler var. Daha 38 dakika var çünkü. Çamaşırın bitmesi. Şöyle bir arkaya doğru gideyim ben. Resepsiyon binası burası. Bakın, Boğaz Motel diye geçiyor. Ama belediyeye ait bir tesis. Ya da belediyenin verdiği bir işletici işletiyor, tam bilemiyorum. Ama Manavgat Belediyesi kamp karavan alalım diye baktığınızda çıkıyor. Biz nehir tarafında karavanımızı koyduk, konumlandırdık. Şimdi bu tarafta deniz kısmı anladığım kadarıyla. Oraya ne kadar gidiyoruz bilmiyorum, bakacağım. Evet, bakın buradan. Burada havuz var. Hani yazın gelirseniz diye. Ama havuz için ayrı bir kullanım ücreti ödeniyor. Buradan da bu tarafa geçiliyor. Bakalım orada neler var. Bu arada güneşin batışı çok güzel renkler, bakın. Evet, denize doğru gidiyoruz şimdi. Evet, burada da plaj var. Bakın burası da böyle. Çay oradan, Manavgat Irmağı oradan bir yerden dökülüyor suya, denize. Burası da kum. Kumsal. Boğaz Oteli kumsalı. Bakın, Manavgat Belediyesi Boğaz Motel Kampı. Evet. Böyle bir yer. Ve şuradan gidelim bir bakalım. Ne var diye.
Yemekler böyle. Kafeteryası var. Kafe Boğaz Otel'miş. Evet, buradan da plaj böyle. Bakın. Güneşin batışına denk geldik. Yanıma kamera almamıştım ama hani görüntü böyle. Bütün gece yağmur yağdı. Aydınlanmadığı için gösteremiyorum. Ama şöyle gösteremiyorum şu anda. Günaydın arkadaşlar. Evet, şu anda Manavgat'tayım. Boğaz Otel, belediyenin karavan kampı. Şimdi biraz yürüyüşe çıktım. Sabah yürüyüşü. Saat 9.30 civarları. Bakın şurada kalıyoruz. Manavgat Belediyesi Boğaz Motel Camping. Hemen karavanda şu şeyin arkası, ağaçların arkası. Burada dün göstermiştim böyle denize. Burası bir yarımada şeklinde. Bir tarafında Manavgat Nehri var. Bir tarafında da deniz var. Şimdi şöyle biraz yürüyeceğim. Bakalım ileride neler var. Çok güzel plaj var burada. Kum. Manavgat Belediyesi güzel böyle kameralar yapmış. Hem piknik hem sahil amaçlı kullanılabilir. Çok beğendim ben bu alanı. Bakın şuraya bakın. Ne kadar şık. Şezlonglar bile çok şık. Bakın şu bölgede galiba kumzambağı alanı çevrelemişler. Belediye tarafından yetişmesi için. Yerler çim burada. Hani ayağınızın çabuk kum olması da engellenmiş bir şekilde. İlerisi zaten kum. Şimdi biraz yürüyüş yapalım. Bakalım buranın ucunda ne var? Denize nasıl dökülüyor? Nereden dökülüyor? Arada böyle çok güzel duş ve tuvalet yerleri yapılmış. Arabanızı getirip park yerine park edip hemen şuradaki bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Ben çok beğendim burayı. Yani karavanınız da gelip kalmayabilir. Yani aracınızı gelip şuraya da park edebilirsiniz. Yani su var, tuvalet var. Her şey var. Hani ben sıcak su ve çamaşır imkanı olduğu için oraya bir miktar ücret ödedim ama onun dışında hani karavanda gelip burada da kalabilirsiniz. Her şey var. Tuvalet var, duş var, su var, güneş var. Burası muhteşem bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii yazın karavana izin verirler mi vermezler mi onu bilmiyorum. Ama yani en azından bu mevsimde ben hiç laf edeceklerini zannetmiyorum. Çok güzel bir kalma yeri bence. Evet, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bakın burada artık Manavgat Nehri iyice yanaştı. Bu bankta yürüdüğümüz daraldı biraz. Biraz daha ileride herhalde denize karışacak. Yaklaşık 400-500 metre ileride tahminen. Böyle güzel görüntüler var, size göstermek istedim. Bakın gece aydınlanınca, ışıklanınca eminim çok güzel oluyordur. Yolun bu tarafından gidelim. Daha biraz daha var arkadaşlar.
Ama burada piknik yaptığınızı düşünün. Bakın şöyle bir ortam. Solumuz nehir, sağımız deniz. Öyle bir bankta ilerliyoruz şimdi. Burada böyle şık bir yer yapılmış. Bu ne kadar şık. Hemen şurayı da bir çekelim. Evet, ben sanırım burayı görmüştüm. Burası Tretti Globe'un sponsor olduğu bir koruma alanı olabilir. Bu videoyu izlediğimi hatırlıyorum. Bu tamamen burasıydı. Yine de bir araştıracağım. Ama çok güzel bir şey yapmışlar, böyle bir koruma alanı yapmışlar. Bakın ne kadar güzel. Yani kaplumbağalar için çalışıyorlar, zambaklar için çalışıyorlar. Böyle şirin bir alan yapmışlar. Böyle bir STK, Non-Governmental Organization. Daha ziyade Sentinelies, yani zambaklar ve şeyler için, Akdeniz kaplumbağaları için. Bunların korunması için yapılmış bir nokta. Böyle bakın, şirin, çok şirin, muhteşem güzel bir yer. Muhtemelen Tretti Globe'un sponsor olduğu arkasında bir yapı. Ama yine de bir araştıracağım ben. Ama çok güzel renkler, böyle şirin. Her şeyle muhteşem güzel. Evet, şimdi burada yol bitiyor arkadaşlar. Hani daha muhtemelen yaklaşık bir kilometre falan daha yürünecek gibi gözüküyor kumda. Şimdi kum ıslak, o yüzden girmek istemedim. Ama en azından buraya kadar gelmiş olduk. Bakın burada güzel bağlama yerleri var. Muhtemelen yazın burada tekneler oluyor. Hani buradan tekneyi alarak bir izinde yapabiliyorsunuz muhtemelen. Tabii bu mevsimde biraz daha şey. Bakın daha ileride de üç direkli gemiler var yine. Yine içeri girmiş. Onlar da muhtemelen Akdeniz turları vesaire bölgede kullanılıyor. Evet, burası böyle. Burayı da gördüğüme çok sevindim. Bu koruma merkezini. Çok güzel oldu. Bir de bu açıdan çekelim. Evet, geldim buraya dayanamayıp, hani seherle tanışmak için. Çünkü buranın çalışanı, gönüllü çalışanı Seher'di yanlış hatırlamıyorsam. Ama bulamadım. Bulsaydım onunla da küçük bir röportaj yapacaktım. Evet, böyle şirin bir yer arkadaşlar. Burada çalışan Seher gönüllü olarak çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yumurtlayan kaplumbağaların yavrularını güvenli bir şekilde denize ulaştırması işiyle uğraşıyordu. Yuvaları belirliyor, yuvaların etrafına kimseyi yaklaştırmıyor. Öyle bir iş yapıyordu. Bakın burası da böyle güzel bir yer. Muhtemelen öğleden sonra gelecek. Ne zaman gelecek tam bilmiyorum. Ama böyle güzel bir yer yapmış. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel yapmış. Her şeyle çok güzel. Bakın burada hayvanlar için yemekler var. Burası yemek yeri hayvanlar için. Böyle güzel bir yer. Bayıldım ben. Bayıldım. Bu şey ilgili şeyin, Tretti Globe'un ilgili programların linkini de koyacağım. Benim çok ilgiyle ve severek izlediğim bir YouTuber çifti kendileri. Onlar da dünyayı dolaşıyorlar şu aşamada.
En son Alaska'dalardı. Alaska'dan Amerika'ya indiler. Şimdi Meksika Baja çöllerinde dolaşıyorlar. Çok severek izliyordum. Hani kendileriyle tanışma fırsatım olamadı onlar buradayken. Ama en azından bu yaptıklarını göstermek istedim. Bakın çok güzel böyle denizde güneşlenecek şezlonglar yapılmış deniz kenarında. Ya şu gölgelikler de muhteşem. Yani hani göstermek istediğim başka bir nokta. Yani her birinin ışığı var, lambası var. Böyle denizin kenarında bir ortam. Uçsuz bucaksız kum bakın. Çok güzel ya. Muhteşem bir yer burası. Ben bayıldım yani. Her birinin kendi çöpü var. Çöp tenekesi. Bakın. Hemen şurada tuvalet var. Orada tuvalet var. Çok güzel bir yer. Evet. Karavanımızın yanına geldik. Bakın dün karavanımızı buraya park ettik. Şimdi gidelim. Bir kahvaltımızı yapalım. Karavanda. Sonra yavaş yavaş etrafta başka nereler var görecek. Mesela bir Manavgat'ı görmek istiyorum. Manavgat şelalesini. Oraya bir hareket edeceğiz. Sonra da belki Selik tarafına doğru geçeceğim. Evet, günaydın arkadaşlar. Şimdi Manavgat'tayız, kahvaltıdayım. Burada zaten bir gece kalacağım. Normalde hani tek kampta kalmayı sevmiyorum, ücretli kamplarda, ama hani dediğim gibi çamaşır ve duş imkanı nedeniyle kaldım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımda yumurta, soğan, zeytin, peynir, domates, bir de çilek var. Ben yine yufka ekmeğimin içine yumurtamı yapıyorum. Bazı arkadaşlarım bana serzenişte bulunuyorlar. Sabahları nasıl böyle soğan yiyebiliyorsun yumurtayla diye. Ben valla Anadolu çocuğu seviyoruz yani. Yumurtayla soğanı seviyorum arkadaşlar. Güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Öyle de, öyle de yemeye alışmışım yani. Bizde böyleydi yani. Anneannem yapardı bana. Sabahları yerdik. Şimdi ben yine bir dürüm yapacağım kendime. Bakın şöyle yumurtalı soğanlardan böyle bir dürüm yapıyorum. Tansiyon problemi nedeniyle artık eskisi kadar tuz atamıyorum maalesef. Ondan sonra bunu böyle yiyorum arkadaşlar. Sabahları en sevdiğim şeylerden bir tanesi benim bu. Evet, bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Sonra biraz konuşalım. Burayı anlatayım ben size imkanlarını. Kahvaltıdan sonra çay içerken. Sonra zaten yola çıkacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu an Manavgat'tayım. Manavgat'ta biliyorsunuz bir gece kaldım. Biraz önce bir yürüyüş yaptım. O yürüyüşü size anlatmaya çalıştım. Orada çok ilgimi çeken bir yer işte Dekap, Deniz Kaplumbağaları merkezi oldu. Hani demiştim ben size buranın Threatly Globe'la ilgisi var sanırım diye. Şimdi ilgili bölümünü buldum, onu izliyorum bir taraftan. Threatly Globe benim çok severek takip, hatta en severek takip ettiğim YouTuber çift, karavanla dünyayı geziyorlar. Bir dönem Türkiye'de kaldılar pandemi zamanında. O dönem bu Akdeniz Antalya taraflarında bir yerdelerdi. Bir kaplumbağa merkezi, Seher adında bir bayan burayı çalıştırıyordu. Kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama yani biraz zayıf kalıyordu. Threatly Globe o zamanlar sponsor oldu. İşte bir paralar toplandı vesaire.
Bu parayla da o merkez oluşturuldu, inşa edildi. Şimdi orası burası mı diye merak ettim. Hakikaten orasıymış. Şimdi onunla ilgili bölümü izliyorum. Bu yüzden bu Dekap yerini görmek de beni çok mutlu etti. Yani hani bir kere daha o bölümle ilgili şeyi izlemiş oldum. Canlandı, neler yaptıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden yani Treaty Globus'a tekrar bir kere daha tavsiye etmek istiyorum. Çok keyifli geziyorlar. Alaska'dalardı Türkiye'den sonra. İşte New York, Amerika'yı gezdiler. Şimdi Meksika, Baha o taraftalar. Çok keyifli bir Globe. Mutlaka izleyin. Treaty Globe. Bu arada burası da çok güzel. Bakın şu anda yağmur nihayet bitti. Yani geldiğimden beri yağmur yağıyor. Gece bütün gün yağdı. Bugün de yağacak. Hani şu anda bir ara verdi anladığım kadarıyla yağmur. Ama yani tekrardan yağacak. Şimdi bir kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. Ondan sonra tekrardan yola çıkacağım. Civarda ne taraflara gidilebilir bir ona bakacağım. Ondan sonra da buradan Serik tarafına gitmeyi planlıyorum. Gece dediğim gibi yağmurluydu. Gündüz yaklaşık 20 derece, akşamları da 13 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Her iki battaniye yetiyor. Geldiğimden beri ben bu civara, işte Mersin'den başladım yaklaşık. Uyku tulumu kullanmadım. İki battaniye yetiyor akşamları. Tabii biraz nemli bir hava var şu anda. Yani yıkanan çamaşırlar kolay kurumuyor karavan içinde kalanlar. Yani onu belirtmekte fayda var. Öyle ama güzel zaman geçiriyorum. Burayı gördüğüme de çok mutlu oldum. O Dekamp'a giden yol üzerinde çok güzel konaklama yerleri var. Oraları da hani özellikle size tavsiye etmek istiyorum. Burası böyle güzel bir yer arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere şimdilik. Arkadaşlar bakın şu anda Manavgat Şelalesi'nin girişindeyiz. Yağmurlu bir gün. Giriş 15 liraymış. Şimdi girip bir bakacağız içeride neler var. Evet, eskiden burası çok doğaldı. Yani burada taşların üzerinde durabiliyorduk. Şimdi taş falan kalmamış. Tamamıyla betona çevirmişler. Şöyle bir göstereyim. Tabii suyun bol olduğu bir zaman, şu anda yağmurlu bir zaman. Onun için gürül gürül akıyor. Evet, şelale böyle arkadaşlar. Bakın. Gürül gürül akıyor. Su da bol. Muhtemelen taşın üzerinde otururken falan fotoğrafım var böyle çocukken. Ama tabi oradan gerçek taştı. Şimdi betonların içinde kalmışsınız. Bir de başka açıdan bakalım şelaleye. Burası böyle mesire yeri gibi olmuş. Hani temiz, bakımlı ama eski doğallığı kalmamış biraz. Aşağıdan da görüntü böyle. Şelaleyi. Evet, şelaleye bir de biraz bu taraftan bakalım. Bakın çok güzel. Şurada eski yürüyüş yolları var. Eskiden insanlar buralara gelip fotoğraf çektirirdi. Şimdi tabi oralar artık kullanılmıyor muhtemelen. Kapanmış. Böyle güzel bir görüntü arkadaşlar. Evet. Yağmur altında çektim. Çok güzel bir manzara var. Muhteşem güzel.
Evet arkadaşlar, Manavgat Şelalesi gezimiz de bitti. Artık Manavgat'tan ayrılıyoruz. 200 metre sonra sağa dönün. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın, karavanla kalın, hoşça kalın.